İsmim Ertan Balaban. Siyah kuşak sahibi, emekli bir dövüşçüyüm. Yirmili yaşlarımda birçok ringde, birçok sert alanla karşılaştım. Hepsi profesyonel, dünya çapında dövüşçülerdi. Ve bu ringlerde çok şey tecrübe ettim. İşte bu tecrübeler bana sakin kalmam gerektiğini öğretti. Ama ben sakin kalmayı bir türlü beceremiyorum. Şimdi dünyanın birçok yerinde en iyi dövüşçüleri bulup onlarla ringi paylaşmak istiyorum. Ring mi? Neresi olduğunun bir önemi yok. Bazen bir kafes, bazen bir minder, bazense sadece bir evin avlusu. Önemli olan maceranın ruhu. Birini yere yatırabilmenin en büyük güç gösterisi olduğunu düşünürsek, dünyanın en eski sporlarından biri olarak kabul görür güreş. 4. yüzyılda Türklerin Rumeli'ye geçmelerinden sonra başladıkları bu spor, zamanla onlara kolay geldi ve daha zor bir hale getirmenin yolunu buldular. Bakır ibriklere doldurdukları zeytinyağlarıyla tüm vücutlarını yağladılar. Bu yağ sayesinde birbirlerini tutmaları zorlaştı ve saatlerce süren güreşler seyredenler için daha da heyecanlı bir hal aldı. İsmini bu yağdan alan yağlı güreş hem bir spor hem de bir eğlence aracı olarak yıllar içinde gelişse de aslında gücün, azmin, özverinin ve taktiksel becerinin yer aldığı inanılmaz bir mücadelenin ürünüdür. Rumeli'nin yeşil alanlarından Osmanlı'daki güreş tekkelerine, tarihi Kırkpınar'dan yemyeşil Elmalı'ya, Koca Yusuf'tan Kel Aliço'ya, Kurtdereli Mehmet'ten Adalı Halil'e, rahmetle andığımız tüm pehlivanlardan bugüne güreş tutulan çayıra, Er Meydanı, güreşçisine pehlivan, o pehlivanı dualarla çağıranaysa cazgır denildi. Cazgır'ın dediği gibi, yürürken pehlivan kollarını açar, peşref çeken eller havada uçar, bazıları rakipten kaçtıkça kaçar, yiğitler rakibe koşa koşa güreşir. Aziz vatanı kurtarmak için döküldü şanlı şehitlerimizden kan, Doğalıçayır Er meydanlarımızın sempatik baş pehlivanı Balaban Turan. 2013-2017 yılları, tarihi Kırkpınar, baş pehlivanı, Er meydanlarımızın sarı fırtınası Balaban İsmail. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Cazgır'ın sesiyle başlayan, dünyaya Türk'ün gücüyle nam salmış yağlı güreşler, azmin, taktiğin ve iyi bir insan olmanın erdemiyle yapılabilecek en güzel sporlardan biri. Ertan Balaban, yağlı güreşlerde en yüksek unvana sahip, yani baş pehlivan olan ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban'dan ders almak için Antalya Elmalı'ya geldi. Balaban kardeşler ve Ertan Balaban'ın soyadı benzerliği mi? Tamamen tesadüf. Şampiyonlar! Şampiyonlar! Bakın kim geldi? Oo. Ertan abi hoş geldin. Hoş bulduk İsmail. Şöyle abi yapalım. Hoş geldin. Şöyle hoş bulduk yapalım. Nasılsın? İyiyim valla. Siz nasılsınız? İyi antrenman i̇yi yapıyoruz. Gibi antrenman yapıyoruz biz de. Çok iyi gözüküyorsunuz ya. Eyvallah. Çok gerçekten. Ringlere gittim, minderlere gittim. Farklı ülkelere gittim ama geldiğim en doğal ortam burası. Şu an toprağa basıyoruz. Arkamızda tarihi bir ağaç var. O yüzden evet. Herhalde dövüş sporlarının en doğalı
bizim yaptığımız ve atasporu. Atasporumuz kendi kültürümüz. Kendi kültürümüz. O yüzden bugün benim için özel bir gün. Abi sen de jujitsu yapmıyor muydun? Evet. Aslında kardeş sporlar bunlar. Evet. Güreş sporu, judo, jujitsu. Güreşimiz biraz yağlı o kadar. Aynen. Bir de ben sırtım yere gelince dövüşmeye devam edebiliyorum. Burada sırtım yere gelirse kaybederim. O yüzden biraz kuralları değiştireceğim. Ama size bir şey için söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Buna sana inanıyoruz. Ve emek vereceğim. Evet. Bu saatten sonra Duvarlı Çayırer meydanlarında üçüncü bir balaba. Hayırlı olsun bakalım. Zaten bana hep soruyorlardı bir akrabanız var mı diye balabanlarla. Ben tabii onları uzun zamandır takip ediyorum. Ama bir akrabamız yok. Bugün tanışmış olduk. Dost olduk diyelim. Evet. O zaman ben kısmetini alıp getireyim abi. Ya bir kere kısmet çok merak ediyorum çünkü çok iyi gözüküyor. Bir de ya güreş biliyorsun tutmakla ve kontrol etmekle ilgili. Yağ da bunun tam tersini yapıyor. Evet, çok zorlaştırıyor işte. Evet, yani diğer sporlar yaparken nasıl bir şeyle karşılaşacağımı anlayabiliyorum ama şu an tam kestiremiyorum. Yani işte yağlı kısmet, bir şekilde. Kısmet oyunları çok önemli. Çok ön plana çıkıyor işte burada. Çünkü tutabileceğin başka tabii hiçbir şey yok herhalde. Başka hiçbir yerden tutamıyorsun. Evet, abi. Senin için hazırladığımız kısmet de burada. Adım soyadım yazıyor. İnanamıyorum. Tabii, sağlarda bir balaban daha İnanamıyorum olsun. İnanamıyorum size. İsmin de burada olsun dedim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beyler, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu size anlatamam gerçekten. Yani siz bana çok güzel bir jest yaptınız. Zaten sizinle burada olmak benim için gurur verici. Siz bizim atasporumuzun pehlivanlarısınız, baş pehlivanlarısınız. Bir kere bana zaman ayırdınız. Size çok teşekkür ederim. Bir de böyle bir jest yapmışsınız. Benim de karşında yapabileceğim en büyük şey şu. Elimden geleni yapacağım, emek vereceğim. Ve usta çırak ilişkisi içinde ne derseniz bu hafta size uyacağım. Çok güzel. Sana güveniyoruz abi. Teşekkür ederim. Eğer er meydanına çıkacaksanız en önemli ihtiyacınız sizin adınıza ve vücut ölçülerinize göre yapılmış bir kisvet. Balaban kardeşlerin bu hediyesi Samsun'daki bir usta tarafından tamamen Ertan'a özel hazırlandı. Güreş esnasında yırtılırsa pehlivanın yenik sayıldığı bu kisvet manda derisinden yapıldı. Ustanın el sanatlarındaki becerisi kisvetin sadece güzel görünmesini değil dayanıklı olmasını da sağladı. Kisvetin en üst kısmına kasnak, diz kapağının altına gelen yere ise paça denir. Rakip güreşçi oyunlarının çoğunu pençe kuvvetiyle tuttuğu bu kasnak ve paça üzerinden gerçekleştirir. Tabii bu tutuşları engellemenin farklı yolları da var. İsmail Balaban ve Turan Balaban işte bu temel başlangıç hareketlerini ve kurtulma yöntemlerini Ertan'a tek tek öğretecek. Ona hediye ettikleri kisvetin hakkını vermesi için ellerinden geleni yapacaklar. Tabii sadece tutuşlar değil. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile bahsettiği onlarca güreş oyunu var. Oyun bilgisi pehlivanlığın olmazsa olmazı. Başarıya ulaşmanın sırrı. Ne kadar güçlü olursanız olun, rakibinizin yapacağı bir hamle er meydanında sizi baş aşağı getirebilir. Ertan Balaban belki bu oyunların hepsini öğrenemeyecek. Ama en azından birkaçını doğru öğrenir ve uygularsa haftanın sonunda çıkacağı final maçında zafere ulaşabilir. Ertan Balaban da artık özel bir kisvet sahibi. Onun için eğitim yarın başlayacak. Ama önce 80 milyon nüfuslu ülkemizdeki şu anki sayıları 100 kişi dahi olmayan baş pehlivanlardan ikisinden güreşle ilgili bilgi almaya ihtiyacı var. Kardeşlerden İsmail Balaban, iki kez Kırkpınar güreşlerinde altın kemer almış bir sporcu. Onların deneyimleri çok kıymetli. Oo Ertan abi, gel gel. Beyler zaten buraya geldiğim için heyecanlıyım. Bir de böyle ateş falan. Abi hoş geldin. İyice moda soktunuz beni. Beni çok ilk günden çok iyi ağırlıyorsunuz. Zaten bugün ilk sizi gördüğüm zaman çok heyecanlandım. Sizi televizyonda izlemiştim. Canlı izlememiştim. Ve bugün o yağlı güreşi canlı izlemek böyle kanım kaynadı. Yani ben de üstümdekileri çıkarıp bir anda oraya girip sizle antrenman yapmak istedim. Gerçekten heyecanlandım. Güreşçi olduğunuz için beni anlıyorsunuzdur. Güzel bir çalışma seni bekliyor abi. Sıkı bir çalışma. Bakalım ne kadar dayanabileceksin. Turan biraz ciddi yalnız. Şu anda beni korkutmamaya bu güzel sözlerden sonra. Önümüzde çok sıkı bir hafta var. Bunu söyleyebilirim. Bir haftanın sonunda kimle dövüşeceğim? Kimle güreşeceğim? Evet, orası sürpriz. Onun ismini şimdi vermeyelim.
ama çok güzel bir rakip. Bayağı dişli bir rakip var. Güzel derken? Yani bayağı dişli bir rakip. Dişli bir rakip diyebilirim ya yani. Zaten ben bir yere gidip de yani böyle orta bir adamla karşılaştım ama genelde bana oranın böyle sevilen, işte ne bileyim lakabı beton, demir falan hep böyle adamlarla karşılaşıyorum. Bilmiyorum lakabı var mı dövüşeceğim kişinin ama iyi biri olması beni de motive ediyor. Olması gerektiği gibi. Sonuçta biz sporcuyuz. Eminim sizde de bu vardır. Karşındaki rakip iyi olduğu zaman daha da çok motive oluyorsun. Tabii ki, kesinlikle. O yüzden bu rakibin iyi olması da aslında beni motive ediyor. Evet. Merak ettiğim bir şey var. Sen iki kere altın kemeri aldın. Bu çok büyük bir şey. Bu kemeri saklamak için, yani yıl sonunda götürüp teslim etmemek için ne yapman gerekiyor? Birkaç kere üst üste mi alman gerekiyor? Evet, altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için 3 yıl aralıksız birinci olmanız gerekiyor. Ben 2 defa birinci oldum maalesef. Bunu 3'e tamamlayamadım. 2013'te birinci oldum. Daha sonra bir yıl sonra 2014 yılında finalde kaybetmiştim maalesef. Evet. Yani birinci ile ikinci kemerime çok yaklaşmıştım üst üste. Ama tabii ki çok zorlu rakipler var. Tabii. Güreş gerçekten çok zor bir spor. Herkes iyi çalışıyor. Biz elimizden geldiğince bunu gayreti gösteriyoruz. Tabii ki herkesin hedefi orada kemer kuşanmak ve altın kemerine ebedi sahip olmak. Evet. İş gerçekten çok zor. Ama dediğim gibi 2 defa bunu kuşanmak nasip oldu bana. Altın kemer, güreşlerde birinci olan baş pehlivana bir sene boyunca onda kalması şartıyla veriliyor. 1400 gram ağırlığındaki bu kemerin ebedi sahibi olabilmek içinse İsmail'in de söylediği gibi 3 yıl üst üste Kırklınar birinciliği almak şart. Bandırmalı Kara Ali, Tekirdağlı Hüseyin Alkaya, Ordulu Mustafa Bük, Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve son zamanların efsanesi Karamürselli Ahmet Taşçı'nın ebedi altın kemer sahibi olduğunu da söylemeden geçmemeliyiz. İnşallah sizden de Kerariço, Kurtdayeli Mehmet, Koca Yusuf aynı böyle bir efsane isim kalır ve çocuklarınız, torunlarınız sizle gurur duyar ve isminiz her zaman güreş camiasında, pehlivanlık camiasında duyulur. Tabii ki inşallah hedefimiz bu yönde zaten. Biz de o atalarımızın, büyüklerimizin izinden elimizden geldiğince örnek alarak devam etmeye çalışıyoruz. Hatta pehlivanlarımıza yazılan şiirler var, şarkılar var. Özellikle Koca Yusuf'a yazılmış bir şarkı var zaten mesela. Zaten sizin sesinizin iyi olduğunu biliyorum. Çünkü daha önce bir şarkı yarışmasına katıldınız. Evet. Gelmeden onu da izledim. Evet. O yüzden bu kadar iyi güreşebilen ve şarkı söyleyen adamlar kategorisinde de birinci olabilirsiniz belki de. Teşekkürler. Aslında bizim küçüklük hayalimiz şarkıcı olmaktı abi. Abi keşke şarkıcı olsaydınız. Niye bizi uğraştırıyorsunuz böyle? Sonra güreşin. Enseleri kalınlaştırmışsınız. Keşke şarkı söyleseydiniz. Ama iyi ki güreşçi olmuşuz gerçekten. Evet. Hani bu atasporunu yapmak, bu atasporuna gönül vermek bambaşka bir şey. Kesinlikle. Bir it koptu geldi, esti geçti tüm meydanlardan. Bir yürek bir de kısmet gürledi deli orman. Koca Yusuf geldi ağlar, selam durdu bütün meydanlar. Yenilmez bir yiğitti, pes etti savaş allar. Burası her meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Burası her meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Nice pehlivanlarla güreş tuttu bütün dünyada. Pol Pons'u ezdi geçti, şaşırdı Avrupa. Okyanuslar aşıp da güreş tuttu bütün dünyada. Selam durdu yiğitler, yenilmez Yusuf'a. Burası her meydanı, buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor, nara atıp kendini yorma. Burası her meydanı, buralarda korkuyu sorma. We'll be right back.
Ertan, ikiz kardeşlerle teknolojik spor salonlarından çok uzakta, doğanın içinde, geleneksel yağlı güreşlerin geçmişine uygun bir çalışma ortamında. İsmail ve Turan, ataları eskiden güreşe nasıl hazırlanıyorsa, o duyguları bir nebze de olsun Ertan'a yaşatmak istiyorlar. Tabii biraz eğlence katarak. Biliyorsun güreşte bacak kuvveti çok önemli. Senin bir bacak kuvvetini test edelim. Tamam. Şöyle sana uygun bir tane küçük arayalım. Bu biraz küçük olur ama. Şu biraz küçük ama. Şurada bir tane ufak var, olmaz mı? O çok küçük. O da çok küçük ama ya. O da küçük. Sen mini pehlivan değilsin ki. O da küçük. Biraz şöyle denge tutabileceği. Şu olabilir bence. İsmail baksana. Yani evet. Şu uygun gibi. İstersen bununla yapalım, nasıl? Siz ne dersiniz o? Tamam. Tut ucundan. Bayağı dağılmış. Yaklaşık herhalde 100 kilo vardır. 100 kilo var, evet. Senin için uygun mu? Ya beyler siz zor taşıyorsunuz. Ben tek başıma nasıl taşıyacağım bunu? Gel bakalım. Yani, geç kolay değil abi. Yapman lazım. 15 tekrarla başlayalım o zaman. Sayacak mısınız? Evet. Evet. 1, 2, 3, 9, 10. 12. Bravo. 13 tane. Evet. Hadi yapabilirsin. 14. Son. Tamam. Bravo. Çok iyi. Bravo. Çok iyi yuvarlanabilir. Bacak bence kuvvetin... bu hafif geldi. Bir... Altına gir de bakmıyorsun. Şu anda... Öyle bir bakış yaptın ki. Kendime bir kütük seçeceğim oturmak için. Bacaklarım öyle uçtu. Öyle bir baktın ki altına gir de bir gönderdi. Ya estağfurullah, sen çok güçlüsün. 2 4 5 Devam. Hadi sıra. Bravo. 10 11 12 13 Atabilirsin. 14 Hadi son bir. Son. Bravo. Oh. Ertan abi hadi başla bakalım. Ne kadar hızlısın, ne kadar dayanıklısın görelim. Usta-çırak ilişkisi yağlı güreş eğitimlerinde çok önemli. Ertan tüm sporlarda da olan bu hiyerarşiye zaten alışkın. Çıraklar zorlanacak, ustalar tadını çıkaracak. Gölgede de çok güzel ya oturması. Hadi ya, hadi, hadi, hadi. Bu şekilde nasıl pehlivan olacaksın sen? Bence daha hızlı olmalısın. Taş taşıyarak güç antrenmanı yapmak eski güreşçilerin çalışma yöntemlerinden. Balaban kardeşler, Tarık Akan'ın Pehlivan filminden de bildiğimiz bu sahneyi Ertan'a yaşatıyor ve onu biraz zorluyorlar. Daha hızlı, evet, 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 evet. Bu daha iyiydi. Koş, 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 koş. Durmak yok. Onları bence ikişer tane al yani. O küçük küçük ne onlar öyle? Bravo, bravo. Daha hızlı, evet, evet. Çok iyi. Bravo. Evet, Çırak, antrenman bitmedi. Alo. Antrenman bitmedi. Şimdi onları buraya taşıyacaksın. Gelme. Onları buraya taşıyacaksın. Gelme. Ciddi misin? Hayır, gölgeye gelme. Git, 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 git güneşe hadi. Hadi, İsmail, hadi. Ciddi olmasın. Şaka yapmıyorum, ciddi. Sen güreşçi olmayı kolay bir şey mi zannediyorsun bizim sen? Bizim soyadımız aynı ya. Şş, oturmak yok, hadi, hadi. Bizim soyadımız aynı. Gel bir sarılayım. Hayır, 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 bir hayır, hayır, hayır. O antrenman bitmeden olmalı. O taşları tekrar buraya taşıyacaksın. Ertan abi. Ertan abi. Tamam madem hadi kıyamadım yine. Bir yemek yiyelim. Ertan abi. Bence de. Hem güreş yapmak istiyorsun hem taş taşımıyorsun. Antrenmanları kaytarıyorsun. Ben anlamadım ya. Antrenmanlardan yani. Kaytarıyorsun gibi geldi. Bu şartlarda olmaz. Tamam o zaman getiriyorum taşları. Bence getirmelisin. Ondan sonra bir söz veriyor musun? Tamam söz. Tamam. Tekrar taşıdıktan sonra sana bir sözüm olsun. Hadi bravo. Daha hızlı hadi. Koş. Tamam, tamam. Yeter, yeter. Oh. Bravo. Yoruldum ya. İsmail ve Turan Balaban'ın güreş eğitmeni Hasan Aydın, Ertan'la buluşmak için onu çarşıda bekliyor.
Hasan Usta ona yağlı güreş kurallarını anlatırken kazanması için ne yapacağını da gösterecek. Ertan yorgun da olsa ustasından alacağı bilgiler son gün yapacağı final maçı için çok önemli. Ertan. Usta. Ne yapıyorsun? İyiyim usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ertan seni parçalamışlar ya. Ne bu halin? Usta bu adamların hiç insafı yok. Oh. Şu an kollarımı hissetmiyorum. Yapma ya. Tomruk taşıttılar, taş taşıttılar. Ben duydum sana enerji depolayalım. Biraz lokum aldım. İsmail'lere bunu her zaman yediriyoruz. Evet. İstersen bir dene. Buraya özel bir lokum mu? Buraya bir özel. Elmalımıza özel bir lokum. Tat bakalım bir. Kan şekerim çok düşmüştü. Evet. Çok iyi geldi bana şu anda. Evet. Belki dedim soyadından falan birazcık torpil geçerler ama. Ya bizim güreşte torpil olmaz. Öyle meydana çıktın mı? Baba oğlunu tanımaz. Anladın mı? 40 pınarda da baba oğlunu tanımıyor galiba. Tabii. Kardeşler bile güreşiyor. Tabii er meydanı derler oraya. Bu bizim turnuvalarımız vardır. Yani özellikle Türkiye'de 4 tane büyük turnuva var. Bunlardan başı olimpiyat niteliğinde taşıyan 40 pınar ve elmalı güreşleri. Elmalı güreşleri. Elmalı güreşleri ama tarihi olarak 40 pınar güreşlerinden 9 yıl daha öncesinden başlamış. Kaç senedir yapıyorsun? 668. yıl bu yıl. 668 yıl. 668 yıldır elmalı güreşler organize ediliyor. Kırkpınar, Elmalı, Kurtdere ve Kumbuca güreşleri var. Ama bu işin olimpiyatı Kırkpınar. Kırkpınar. Kırkpınar'da eğer baş pehlivan olursan bu ülkede gerine gerine gezersin gururla. Çünkü herkes seni sever. Baş pehlivanlık büyük bir şeydir, bir değil mi usta? Onurdur yani gerçekten onurdur. Baş pehlivan, o yılın baş pehlivanı olmak bir onurdur. Yani 660 tane baş pehlivan var. Bunların içinde şu anda yaşayanları 80-100 tane. Şu anda Kırkpınar'da da güreşen 60 tane. Türkiye'de 80 milyonluk nüfusta 60 baş pehlivan var. 60 tane. 60 tane baş pehlivan var. İnşallah onlardan bir tanesi de seni yapacağız. İnşallah. Önce kuralları öğrenmem lazım. Tabii canım. Baş pehlivandan önce önce bu işin kuralı tabii. Ve taktikleri tabii. Çok merak ediyorum. Çünkü sporculuğuma güveniyorum. Aynen. Ama bir sporun kurallarını bilmeden o sporu icra etmek doğru imkansız. Doğru yerdesin, doğru bir coğrafyadasın. Bu oyunları, kuralları göstereceğim. Tabii bunu üzerimizi değiştirmemiz lazım. Usta doğru yerdesin dedin. Türkiye'de de en iyileri buldum. En iyilerden öğrenmek için buradayım. Doğru adrestesin inşallah. O zaman ben bu lokumu alayım gidene kadar yerim. Tamam olur o zaman mu? Tekrar İsmail'lere söyleme. Yağlı güreşte biliyorsunuz sıcağa karşı dayanıklılık çok önemli. O yüzden yağlı antrenmanda da gördün zaten öğlenin sıcağında yapıyoruz. Bizim müsabakalarımız da hep öğlenin sıcağının altında oluyor, güneşin altında oluyor. O atmosferde etrafta tribünler var ve fazla hava sirkülasyonu yok. Fazla sıcak oluyor biliyorsun. O yüzden sıcağa karşı dayanıklılığı arttırmak için öğlenin sıcağında kuma geldik. Kumda da biraz antrenman yapıp sıcağa karşı dayanıklılığımızı arttıracağız burada. Yağlı güreşin en büyük olayı sırtının yere gelmemesi, göbeğinin gökyüzünü görmemesi. Evet. Yani bunu da istersen farklı şekilde göstereyim. Şimdi bu bastırdığın zaman şu şekilde olduğu zaman yenik sayılmıyoruz. Şu kolun arkaya girdiğinde bak göbeğin gökyüzünü gördüğü zaman yenik sayılırsın. O zaman rakip beni düşürdü. Ben tek elimi yere koydum. Bu evet. Şekilde oturuyorum. Aynen. Ben ayağa kalkmaya çalışacağım. Aynen mücadele eğer burada ayağa kalkmazsam sırtım yere gelmese bile iki elimi yere koyarsam yenik sayılırsın. Yenik sayılıyorum. Yenik sayılıyorsun. Yani o zaman sırtım yere gelmesiyle tuşla bu aynı şey. Aynı şey. Bu şekilde de aynı, bu şekilde de aynı. Anladın mı? Tamam. Demek ki buraya ağırlığımı verip hep buradan. Aynen. Hep kurtarmaya çalışacaksın. Aslında şunu diyebilirim. Yağlı güreşte bütün denge boyunda diyebilirim. Bu boyun düştüğü zaman güreşte bitti. Bir de herhalde rakibi göremiyorsun değil mi? Artık yere baktığın için. Kafayı kaldıramıyorsun. Dengeye gidiyor. Hem denge gidiyor. Belli bir süre sonra o boynundaki ağrı başladığında, boyun düşmeye başladığında artık kafayı kaldıramıyorsun ve artık rakibin hareketlerini sezemez, göremez oluyorsun. O yüzden boyuna çok sürekli yükleme yapmak gerekiyor. Yani boyuna çok çalışmak gerekiyor. Rakibin dengesini bozmak için. Yağlı güreşçiler çok uyanık ve kurnaz olur. 3 adım kuralı vardır. Ben sana onu göstereyim istersen. Koy omzuma. Şimdi tuttuk ya, bu şekilde. Tamam. Böyle vurduğun zaman 3 adım gidiyorsun ya. 3 adım gittiğinde yenik sayılırsın. Yani havada 3 yani saniye. Sırtın yere yani gelmesi önemli değil o konuda. Bu da tuş oluyor. 3 yani adım, 3 saniyede 1, 2, 3. 3 adım gittiğinde tuş oluyorsun. O zaman rakip beni kaldırdı, ben kendim bir şekilde yapmaya çalışacağım. Aynen. Bu dirseği buraya dayamamız gerekiyor. Bu dirseği dayadığımız zaman buradan kuvvet alacağız. Şimdi ben buradan ense kökünden tutarsam rakibin boynunu düşüremem. Evet.
Ama yukarıdan tuttuğum zaman bak şimdi nasıl boyun daha rahat bir şekilde düşüyor değil mi? Geliyor. Ama buradan kuvvet alamıyorum. Kaldıraç mesela. Kuvveti var. Evet. Şimdi yukarıdan aldığım zaman daha çabuk düşecek. Evet, evet. O yüzden şu dirseği buraya dayadık. Buradan kuvvet alıyoruz ve yukarıdan tutuyoruz. Aşağıya basıyoruz. Bu şekilde rakibin boynunu daha çabuk düşürürüz. Dengesini daha çabuk bozarız. Şimdi beni böyle bu şekilde tut. Sen beni bu şekilde yaptın ya. Evet. Benim dizlerimi bastırmak için mücadele edeceksin burada. Evet, evet. Ben de burada kalktığım zaman bunun hamlesi şudur bak. Şu konukta buraya. Evet. Döneceksin. Evet. Anladın mı? Peki diyelim ki ben sizi zorladım, diziniz yere geldi. Puan. Kaç puan alıyorum? 1 puan. Yağlı güreşte 2 puan, 3 puan yok. Yok. 1 puan vardır. Sadece 1 puan var. 1 puan vardır. Salon sporlarında, minder güreşinde biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 gibi farklı puanlar var. Ama ata sporu, bu geleneksel güreşte sadece 1 puan alınıyor. Başka puan yok. Elimizi nasıl tutuyorsunuz? Yani bir elimi böyle tutup yerini üzerine mi getiriyorsunuz? Ya bu şekilde kavuşturabilirsin ya da bu şekilde rahatlatabiliyorsan kendi bileğini tutarsın. Tamam. Bu şekilde bileğini tuttuğun zaman kendini daha kuvvetli, daha rahat nasıl hissediyorsun? Ve buradan arkaya geçtiği zaman, şimdi buradan bilekten tuttuk, bu tarafa baskı uygulayacaksın dirseğinle. Evet. Buradan tuttun, rakibi daha çabuk düşüreceksin yere. Peki Hasan abi, merak ettiğim bir şey daha var. Evet. Bazı oyunlar var. Hı. Ve bu oyunları yaparken benim sırtım rakipten daha önce yere geliyor. Örnek veriyorum, bacağına sarıldım rakibin, rakibi arka tarafıma doğru atacağım. İlk başta yere değen benim sırtım. Şöyle bir şey. Mesela bizde künde kılçık olayı vardır. Şöyle dördelli durur musun? Biz de bu şekilde alıyoruz ya. Evet. Aldığımız zaman bak buradan atıyoruz ya. Evet. Ben atar şöyle beklersem. Evet. Ben yeniliyorum. Yeniliyorsunuz. Ama atarsa sen yeniliyorsun. Anladın mı? Demek ki buradan şu özeti çıkartıyoruz. Oyunu ben yapıyorsam sırtım yere dokunabilir. Ama oyunu ben yapmıyorsam, rakip yapıyorsa sırtım yeri görmeyecek. Göbeğim gökyüzünü görmeyecek. Aynen. Vay vay vay. Beyler burası mükemmel bir yer. Abi burası bizim çalıştığımız salonumuz. Antrenman yaptığımız yer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Eyvallah. Evet. Burası bizim güreşe başladığımız zamanlarda ilk antrenman yaptığımız yer. Tabii köy şartlarında burada çalışıyorduk biz. Tabii ki Antalya'da çok daha kaliteli salonlarda çalıştık. Ama buranın hazzı, buranın mutluluğu hiçbir yerde yakalayamıyorsun gerçekten. Bu doğal ortam. Yine buraya, köye, yaylaya geldiğimizde antrenmanlarımızı hep bu şekilde yapıyoruz. Birazdan sana da burada antrenmanı, kralını yaptıracağız. Harika. Zorlayacağız biraz ama. Hadi Ertan abi, ikinci set 25 tekrar. 1, 2. Yirmi. Son 5. 21. Son 2 hadi. Son 2. Bir tane daha. Hadi yapabilirsin. Bravo. Bravo. Vallahi çok iyi abi. Çok güzeldi. Olacak. Ertan abi, gözünün üstünde bak abi, ona göre. Sen bir kaytarmak yok, kaytarsan ceza var biliyorsun yani. Bizde kaytarmak yok. Biraz sonra orada fayda var, bak onlar da dışarı atar sana abi. Tabii ki. Buldunuz İstanbul'u, çalıştırıyorsunuz valla. Abi bu delivada kolay değil, öyle kolay olmuyor. Biz bu yollardan geçtik, sen de geçeceksin. Bunu her çırağı yapıyor musunuz yoksa bana özel mi? Çırak olmak bunu gerektiriyor, çırak her işi yapar. O zaman yapayım. Ertan Balaban artık kisvetini giydi. Onu dualı çayırda bekleyense Cazgır Emin Yer'den başkası değil. Ertan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vay, bir pehlivana kısmet bu kadar yakışır. Eyvallah, teşekkür ederim. Madem kısmeti giydin, sana öğreteceklerim var. Biliyorsun yağlı güreş yağ demektir. Yağ vücudunda rakibin seni kavramasını önleyecek. Pavuçlarını şöyle aç.
Vücudunu güzel bir yağlı aslanım benim. Maşallah. Evet, evet. Ertan, aslanım. Yine aç avucunu. Bu defa kısmetinin içerisini kasnakları yağla böyle. Kasnağın içerisini niye yağlıyoruz biliyor musun? Bu bölüme kasnak deniyor biliyorsun. Evet. Derinin içerisinde rahat hareket etmen için, yapacağın hamleleri rahat yapabilmen için kısmetin içerisinde yağlamayı unutma, tamam mı? Yine avuçlarını açıyorsun, paçalarını, kısmetinin üzerini, evet. Çok değişik bir hissiyat, her yerim yağ içinde. Güneşin tam anında böyle yağlandım şu anda. Kısmet de hissiyatı çok güzel. Yukarı tarafı sert, aşağı tarafı yumuşak, kaygan ama bilmiyorum neden giydiğim zaman kendimi çok hissettim. 650-700 yıllık giyilen kısmet aynı kısmet. Ben de bunu tecrübe ettim şu anda. Ertan'ım dön bakalım arkanı, sırtını dön. Ay maşallah. Ertan'cığım Allah sırtını yere getirmesin inşallah. Dualarını da yapmayı unutma. Bu dualı çayır, ecdat, ata sporu, peygamber sünneti. Bu anlamda dualarını yapacaksın. Rakibini hiçbir zaman küçük görmeyeceksin. Bundan sonra olmazsa olmazımız peşref. Peşref, güreşin başlangıcı ve güreşe hazırlıktır. Pehlivan peşrefle kaslarını, nefsini, beynini, ruhunu güreşe hazırlar. Evet, Ertan Pehlivan'ım. Kıbleye doğru döndük. Cazgır, Allah Allah, illallah diye salavata başlayınca rakibine tutuşuyorsun. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara dualarla diyelim maşallah deyince ellerini bırakıyorsun, peşrefe başlıyorsun. Heybetli, heybetli, aferin, bravo. Bravo, çok iyi, aferin. Ondan sonra burada duruyorsun, geriye, 3 adım geriye. Evet, tekrar 3 adım ileriye. Sağ diz yerde. Toprağa dokunuyorsun, dizine dokunuyorsun, kalbine dokunuyorsun, öpüyorsun, başına koyuyorsun. Bunu 3 defa yapıyorsun. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz diyorsun. Daha sonra eğer rakibin karşıya giderse sen geriye istikamete gidiyorsun. Sol elinle kasnağını tutuyorsun, paçasını tutuyorsun. Bu rakibinin paçasını kontrol ediyorsun. Eğer rakibin paçasını sağlam bağlamadıysa uyarıyorsun. Görüyor musun ne kadar mert bir spor. Centilmenlik yapıyorum. Evet tabii. Aslında bağlamasa belki benim için daha kolay. Evet rakibini daha kolay yenersin ama. Bu da benim yiğitliğimi gösteriyor. Bravo. Ondan sonra kendinle baş başasın. Öğrendiklerin, inandığın, inancın zafere doğru gidiyor. Allah yardımcın olsun Ersan. Ertan final maçı için adım adım ilerliyor. Giydiği kısmet, döktüğü yağ ve cazgır Emin Ger'den öğrendiği peşrev ona bu işin ruhunu kazandırdı. Artık kendinden emin. Yağlı antrenmanlara başlayabilir. Ama önce ustalarına yardım etmesi gerekiyor. Beyler yalnız var ya acayip peşrev çekmeyi öğrendim. Yarın size 40 yıllık güreşçi gibi şov yapacağım. Hadi görelim bakalım öğrenmiş misin öğrenmemişsin. Onu boş ver de, şimdi biliyorsun bizde bir usta-çıraklık ilişkisi var. Çırak olmak her şeyi yapmak gerektiriyor. Şimdi bugün salatalıkların toplanma günü. Senden salatalıkta yardım isteyeceğiz. Bakalım çıraklığı yapabilecek misin? Vallahi göreceğiz. İyi iş yaptırdınız bana burada. Mecbur yani. Geçmek istemiyorsan söyleyebilirsin. Pes etmek istiyorsan söyleyebilirsin. Her şeyi yapacaksın. Ne derseniz yapacağım, hiç sorun yok. Şunu al bakalım, şunu bir tut tamam. Şöyle. Şu kovayı evet. Bir doldur bakalım. Evet. Buradan başlayabilirsin böyle. Bak salatalıklar bayağı olmuş yani, görüyorsun işte. Küçüklerden değil, büyüklerden seçeceğiz değil mi? Tabii.
Tamam. Olmuş, olgun olanlardan. Hem sağdan hem soldan alıyorum. Sağlı solu sırayı götürmen gerekiyor. Tamam. Arkada kalmayacak şekilde. Bunlar biraz ufak. Şuradan mesela. Evet. Oradan başla. Başlayalım. Altları kontrol ediyorsun. Heh. Altlarda var mı yok mu? Bunları toplayabilirsin. Heh, şöyle şunları. Şunu deniyorum. Şöyle iki eline bak, şöyle tutuyorsun. Tık tık. İyi bakalım. Önce bir tadına bak. Dalından taze. Mal gibi valla. Size bir şey soracağım. Merak ettiğim bir şey soracağım. Gelmeden önce sizin maçları izliyordum. Evet. Bilmiyordum, inanamadım. Kardeş kardeşi final yaptınız. Herhalde bu güreş tarihinde bir ilk, uzun sürede olmayacak bir şey. Şöyle ilk, tarihte abi kardeş baş pehlivan var, baba oğul var. Bunun gibi örnekler var ama ikiz baş pehlivan yok. Ama yani tahmin ediyorum böyle %100 güreşemiyorsundur kardeşinle biraz. Ya tabii ki diğer rakiplere güreşsen gibi güreşemiyorsun. Muhakkak. Sonuçta kardeşin canın. Tabii. Ben finalde diyorsun. Kalsanız bir rakip gibi görüşür müsünüz yoksa? Ama yok sana ya. Balaban torpili geçeriz. Geçersin. Belki balabandan kurtarabilirsin. Ben hissediyorum geçeceğinizi. Ertan abi, salatalıklar bittikten sonra herhalde yorulmazsın. Bir yağlı antrenman yapacağız seninle. Oyun göstereceğim sana. Çok istiyorum. Çok ihtiyacım var. İhtiyacım var, öğrenmen lazım. Finalden önce oyun öğrenmek istiyorum sizden. Tabii ki. Zaten bütün olmazsın. Bu işi de o yüzden yapıyorum. Hocamsınız. Sizden bunları alabilmek için. Bunların faydasını sahada göreceksin. Bedelini ödeyeceğim. Bedelini ödüyorum şu an. Yani, sahada göreceksin. Bedel ödemeden hiçbir şey yok. Neyse, bu kadar eziyet çektirdiğimiz yeter sana. Çünkü bayağı zorlu bir antrenman geçecek. Oyunları göstereceğim sana. O yüzden hadi sahaya gidelim. Hadi kispetimizi gidelim. Giyelim. Tamam. Er meydanına çıkan pehlivanlar, rakiplerini yenmek için birçok taktiksel oyun denerler. Tarihsel süreçte onlarca oyun olmasına rağmen, Ertan'ın vakti daraldığı için sadece birkaçına çalışacak. Öğrendiklerini final maçında uygulayamazsa, tanımadığı rakibini yenmesi çok zor. İki tane çok merak ettiğim oyun var. Evet. Onları çok öğrenmek istiyorum. Tamam. Finalde de denemek istiyorum. Şimdi burada birkaç tane kombine var. Yani bu kaslaktan ve paçadan tuttuğumuz zaman farklı farklı oyunlar var. Hı-hı. Ama benim yaptığım mesela iyi bir oyun var. Burada dış kaslaktan tutuyorum. Dış kaslaktan. Buradan paçadan tutuyorum. Biraz dikkatli lazım. Tamam. Burada ayağımı koyup çekiyorum. Evet. Yok ya, burada elimi tutma çünkü zaten tutamıyorsun, kayıyor. Tutar. Hemen buradan paçadan alıp böyle. Buradan çangala girip hop, rakip yenildi. Direkt sırtımın üzerine düştüğüm evet. için zaten direkt bu yenildim. Bu mesela çangal. Çangal. Evet. Hemen bunu ayakta da uygulayabilirsin ama rakibin kolay kolay vermeyecektir bunu. Ne yaparsam yapayım sırtım yere gelmemesini çalışacağım. Kesinlikle. Yenilmemeye çalışacaksın. Yenilmek de sırtımın yere gelmesi. Tek hedef bu. Peki. Budama hareketi var. O da senin yapabileceğin bir hareket. Burada rakibi de sersemletiyoruz. Biraz elinse. Kendime geldim. Tamam. Sorun yok. Birkaç saniye gidip gelmek normal mi? Şimdi bazen elenseler sert olabilir, bayılan olabiliyor. Bunlar evet. Güreşin içinde var. Şu an üst dişim bir tanesi yok mesela. Şimdi yeni düştü. Birazdan ararız onu. Şimdi kas kanadı tekniği uygulayacağım. Buradan kısmetten sokuyoruz elimizi. Ve kısmetten kavruyoruz, büküyoruz burayı. Sonra rakibin boynuna baskı uygulursa bu burada rakip rahatsız olacak bu durumdan. Evet. Boynunu yukarı doğru kaldırdı anda rakip. Rahatsızlık veriyorum çünkü. Kaldırdı, buradan koltuğun altından kavruyoruz. Bir yandan da zaten kastaktan tuttuk elimizle. Buradan geliyorum, bu da kas kanadı. Koltuğun altından kavruyoruz, bir de bir yandan da kısmetten kuvvet alarak çeviriyoruz. Turan bana vurduğu zaman, tabii yağ olduğu için dışarıdan o kadar da belli olmuyor olabilir ama böyle bir saniye, iki saniye nerede olduğumu unuttum. Sonra baktım karşımda Turan Balaban, tamam dedim, ben yağlı güreş yapıyorum, finale çıkmam lazım. Hatırladım ama o iki saniye için Turan beni hayattan güzelce kopardı. Bunlar güreşin içinde olan şeyler, olabilecek şeyler. Senin canın sağsın usta. Şöyle, evet. Bu karşılıklı rakibi bozmak için dengesinde. Geliyor rakip, geldi. Ya sen bana izin verirken bile kafanı aşağı zor bas diyorum. Dünyayı geziyorum, çok adamla antrenman yaptım. Jiu-jitsu, judo, güreş, birçok dalla antrenman yapma şansı buldum. Herhalde bütün şampiyonların arasında karşılaştığım en güçlü adamlardan bir tanesi İsmail Balaban. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an bana defans yapmasa bile gücünü yerde bile bana hissettiriyor. Hadi bakalım çırak.
Kas kanadı yap bana. Kas kanadı mı? Evet. Tam yaparken değil mi? Evet. Şu anda 4 tane kendime güvendiğim oyunum var. Evet. Hızlıca bunları düşünüp finalde uygulamaya çalışacağım. Tamam. Çünkü bunlar çok güzel teknikler. Güreşte uygulayacaksın bunları. Ben kendime güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Usta, inanıyor musun bana? Evet, ben sana inanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Gel bakalım Çırak. Çırak, dur, ne yapıyorsun Çırak? Demek boşluk an yakıldı. Arıyorsun ha? Şimdi sana bir film atayım da gör. Taktiksel çalışmalar bitti. Artık yorgunluk atma zamanı. Antalya'nın Elmalı yaylalarında bu kadar güreşmişken deniz kenarına inip dalış yapmamak olmaz. Biliyorsunuz gittiğimiz her yerde bir şey deneyimliyoruz ve o ülkeye özel bir aktivite yapıyoruz. Buraya gelmeden önce İsmail'e ne yapmam gerektiğini sordum. Antalya milyonlarca turist geliyor ve burada Akdeniz'in güzelliklerine ayarlanmak için dalış yapılıyor. Aslında denizin üstü çok güzel ama denizin altı bir o kadar daha güzel. Ben de İsmail'le birlikte bugün dalış yapıp buranın keyfini çıkaracağım. İsmail karada çok iyi ama suya girmeden biraz heyecanlandı, onu hissediyorum. Şurada hiç kimsenin işim olmaz benim. Heyecanlandı. Şurada hiç işim olmaz. Biz denize ait değiliz. Evet. Onun kurallarına uymak zorundayız. Evet. Şaka yok. Gidiyorum. Dalış başlasın. Evet Dertan abi, yarın senin için büyük bir gün, biliyorsun. Yarın maçın var. Yarın son taktikleri, teknikleri gösterdik. Ben sana güveniyorum, yapabileceğine inanıyorum yani. Son olarak da bu halata çıkmanı istiyorum senden. Bu halat da pençe kuvveti için çok önemli. Zaten dün antrenmanları gördün, yağlı antrenmanları gördün. Pençe kuvveti güreşte çok önemli. Bizim için bunu çıkman gerekiyor. Bence yapabilirsin. Burası ne kadar, kaç metre? Yaklaşık 5 metre. 5 metre aşağı gittik, 5 metre yukarı çıkıyoruz mu yani? Evet. Hadi bakalım, görelim. Bu 5 metreye çıkman lazım. Bravo. Bırakma. Sona kadar, demire kadar değeceksin. Devam. Bırakmak yok. Demire deyip öyle ineceksin. Bırakmak yok. Bravo. Evet. Evet. Sanırım yarınki müsabakaya hazırsın. Bravo. Bravo abi. Bu ip ne kadar yakıyor ya Ali? Evet. Son testi geçtin mi? Şu an hazırsın. Bize göre hazırsın. Neler yapabileceğini göreceğiz abi. Neye her şeyi gösterdik. Bütün teknikleri gösterdik. Artık gerisi sana kalmış. Ama ben sana inanıyorum. Gerçekten yapabileceksin. Ertan Balaban, Elmalı güreşlerinin yapıldığı Er Meydanı'nı final maçı öncesinde ziyaret ediyor. Ayak bastığı bu çayıra ismini veren baş pehlivan Recep Gürbüz'ün mezarını da ziyaret ederek İlk kez Antalya'da kispet giymesinin onurunu onunla paylaşıyor. Yağlı güreş dediğiniz zaman Recep Gürbüz'ün ismini anmamak olmaz. 1988 yılında bu şehre ilk defa altın madalya getirerek tüm şehri gururlandırdı. Bu şehir onu çok seviyor. Ben de ona olan saygımdan onu ziyarete geldim. ...1988 yılında Kırkpınar'ın finalinde
kendinden kat kat büyük olan rakibiyle güreşirken, aslında tribünler onun geride olduğunu düşünürken, ta Osman'dan kalan bir kontra tekniğiyle rakibin sırtını yere getiriyor ve tribünler ayağa kalkıyor, coşkuyla onun baş pehlivanlığını kutluyorlar. Bu anlar unutulmaz anlar, bu insanlar da bu spor için unutulmaz efsaneler. Bunlar Türk milletinin kahramanları. Sizlerin de bu insanları bilmesi ve saygıyla anması gerekiyor. Bugün eğer Recep Gürbüz ya da birçok ayrı spor dalında farklı insanlar bunları yapmasaydı belki yüzlerce çocuk bu sporlara başlamayacaktı. Bize düşen şey de onları ziyaret etmek, saygıyla anmak. Ben de final maçından önce ustayı ziyaret ettim. Hem moral depoladım hem de ona olan saygımı gösterdim. Yedi asırlık geleneksel bu sporu bu çimde bu efsanelerle tecrübe etmek benim için çok onur verici bir şey. Bu kısmeti ilk defa giyiyorum ama son defa giydiğimi düşünmüyorum. Çünkü çok keyif aldım bu haftadan ve daha sonra da yarışmayı ve bu sporu devam ettirmeyi düşünüyorum. Bugün iyi geçerse eğer belki sonradan tekrar yarışır, hocalarımı gururlandırırım. Ertan Balaban, geleneksel yağlı güreşleri öğrenmek için çok çalıştı. Kendi ülkesinde olmanın verdiği gururla gücünü topladı, kuralları öğrendi, taktik çalıştı ve sınırlarını zorladı. Artık maça çıkmaya hazır. Onun merakla beklediği rakibi Balaban kardeşlerin yanında yetişmiş önemli bir pehlivan. Antalyalı güreşçi 88 kiloda 1.70 boyunda. Birçok madalya sahibi Abdülcabbar. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Kan bağı olmamasına rağmen can bağıyla Doğalıçayır Er Meydanlarımızın başarılı baş pehlivanı İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın yanına gelerek eğitim alan, atasporumuz güreşi yapmak için özveri gösteren Ertan Balaban kardeşimiz bugün son sınavını verecek. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Allah derman versin diyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü insanları insan eder. Beni de tanımak isterseniz Antalya'mızın şirin ve güzel ilçesi Elmalı'dan Cazgır Emingar. Doğalıçayır Er Meydanlarımızın enerjik baş pehlivanı Turan Balaban, Antalya. ...2013-2017 yıllarında Antalya'mıza altın kemer heyecanı, altın kemer mutluluğu yaşatan Doğalıçayır Er Meydanlarında sarı fırtına İsmail Balaban, Antalya. Yüce dağlardan aziz sular akar. Er meydanlarımızın mütevazi pehlivanı Abdülcabbar. Bu toprakları vatanlaştırmak için ölümsüz şehitlerimiz dökmüştür kan. Doğalıçayır Er Meydanlarında sana başarılar diliyorum Ertan Balaban. Azgın mavinin hırçın sularında koca Yusuf'um ben. Zümrüt çayırın koyu yeşilinde kel Ali Çoy'um ben. Er meydanlarında çınlayan kırk davulla zurnanın sesinde kurt dereliyim ben. Çanakkale geçilmez dur. 253.000 koca seyidim ben. Sakarya'da, İnönü'de, Kocatepe'de, Çanakkale'de yedi düele baş kaldıran tüm dünyanın saygı duyduğu ölümsüz lider, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'üm ben. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlarımıza dualarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah
Derman versin. Ertan, seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ederdi. Ustaların sözüne harfiyen uymuşsun. Yani bir haftalık çalışmaya rağmen gerçekten muazzam. Çok farklı bir hissiyat ama. Mücadele çok iyi. Ertan abinin de bir puanı var yani. Kesinlikle. Yani gerçekten kapandığın zaman, beni tuttuğun zaman hiçbir yere giremiyorum. Hiç boşluk bırakmıyorsun. Çok enteresan bir tecrübe. Ama sen de iyi mücadele ettin. Bazı pozisyonlarda... Aynen abi, yeni onlara rağmen... Dediğim gibi burada kısmet yani. Oyunları yani çok önemli. Burada savunma, kısmetten tutmak. Kontrol burada yani. Kim kastaktan tutuyorsa kontrol ondadır. Ve el içeride olan kontrol onda. O yüzden burayı çok vermeyeceksin. Baş pehlivanlarımız, normal süre sona erdi. Pehlivanlarımız yenişemedi. Biliyorsunuz yağlı güreşte de evet. Normal süre bitince puanlama evresine geçiyoruz. Evet. Bir bu kadar da yerin altında var ya. Abi işte güreşirken daha farklı oluyor da. Aynen. Burada şimdi böyle. Evet pehlivanlar, şimdi normal sürede yenişemedik. Puan evresine geçtik. İkinize de başarılar diliyorum. Başlayabilirsiniz. We'll be right back.
Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Bir kere size şunu söyleyebilirim. Burası sizin eviniz. Ve burası sizin çiminiz. Burada en iyilerle olmak benim için onur verici bir şey. Cappar, sen de bir sporcunun ne kadar mütevazı olması gerektiğini bana gösterdin. Benle oyun oynadın. Bana güreşi öğrettin. Teşekkür ederim. Abi ben de seni tebrik ederim. İlk müsabakan olmasına rağmen gayet iyiydin. Bir haftalık çalışmayla gerçekten mükemmel bir iş çıkardın. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten bu yetenek var sende. Biz seni yağlı güreşte çayırlara bekliyoruz müsabakalara. Söz veriyorum. Bunun buradan sözünü alalım. Söz veriyorum, geleceğim. Tamamdır. Muhtemelen kan çekiyor artık. Bir yetenek var. Balabanlardan geliyor herhalde bu yetenek. Evet, şimdi şampiyonları belirliyoruz. Bu dualı çayır er meydanlarına kıspet giyip, peşref çekip, kol bağlamak erdemlik ister. Bu anlamda kıspet giyip, peşref çekip, güreş tutan tüm pehlivanları şampiyon olarak ilan ediyorum.